Ne oturması ya? Evlat senin değil tabii. Otur demek kolay. Şu hale bak. Gidip kapıyı çalıp ablanı soramıyorsun bile. Neden? Anne. Azize'nin intikamı için ablanın peşini bıraktın değil mi? Şimdi sen de bana. Sen mi Azize'den intikam alıyorsun? O mu sana kök söktürüyor? Buldun mu? Buldum buldum. Otelde. Damla bir başına oturuyor öyle sessiz sakin. Ablam bulmuş. Alo, kızım nerede, iyi mi? Sultan Hanım merak etmeyin. Gönül iyi durumda. Bir sıkıntı yok, otelde şimdi. İyi görünüyor, tamam? Korkmayın. Anne, dur nereye? Kızımı almaya gidiyorum. Ona kimsenin dokunmasına izin vermeyeceğim. Ya kim niye dokunsun ona? Hala anlamıyorsun değil mi? Miran'ın öz babası kim? Azize yıllardır niye bunları birbirine kırdırıyor? Babaannen şimdi Miran'ın ölüsünü arıyordur öz babasının önüne atmak için. Şadoğulları Miran'ı vuranın gönül olduğunu biliyor. Bunun hesabını sormazlar mı? Babaannem ablama zarar vermelerine izin vermez ki. Hala izin vermez diyor ya. O kadın intikamı için gönülden de vazgeçer senden de. Ama ben size bir şey olursa yaşayamam. Anladın mı? Tamam anne tamam dur haklısın. Sen değil ben gidip alacağım ablamı. Sonra da birlikte ona her şeyi anlatacağız. Anlatacağız mı? Anlatacağız. Yeter ki ikiniz de iyi olun. Tamam. Ben şimdi gidip onu alıp geleceğim. Tamam. Cesedini getirip atacağım kollarına. Yeğenim mi? Teyze neredesin? Yazdığın mektubu buldum. Artık Azize Aslan Bey'in bütün geçmişini biliyorum. Sözümü tutup canını yaktığı herkesin hesabını soracağım ona. Sana dokunmasına da asla izin vermeyeceğim. Telefonunu açınca lütfen beni ara. Teyze? Saf mı değiştirdin? Tehlikede misin? Bir anlasan. Sen buraya Şadoğullarından değil, benden intikam almak için mi döndün? Artık tek başınasın Azize. Ben ne yaptım? Miran'ı yemederek kendime ne yaptın Azize? Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.